Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden, alüminyum fuarından sesleniyoruz. Ve yılların tecrübesiyle kurulan Biser Alüminyum firmasına konuk olduk. Firmamızın üst düzey yöneticisi Sayın Sinan Biber ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinan Bey, ilk günün ortalarına geldik sayılır. Evet. Kalabalık gerçekten bizi şaşırttı. Zannediyorum 2 yılda bir olmasının bir ayrıcalığı olsa gerek diye evet. Düşünüyorum. Acaba değerlendirecek olursak nasıl geçiyor fuar? Bu bizim fuarda ilk günümüz, sizin de bahsettiğiniz gibi. Fuar bayağı yoğun geçiyor. Bizim de beklediğimizin üzerine bir katılım var. Çok fazla ziyaretçimiz var. Özellikle uluslararası sektörle alakalı çok fazla firmadan katılım sağlamış bulunuyoruz. Şeyimiz bu inşallah bu şeyde devam edecek, yoğunlukta devam edecek. Süpersin. Biz de gelecek günlerin hem sizin hem de tüm katılımcılar için çok daha verimli geçmesini diliyoruz. Temennimiz bu, evet. Burada Biser Alüminyum olarak sizleri incelediğimiz zaman bebeklenecek kadar yeni bir firmayla birlikteyiz. Evet, biz Biser Alüminyum olarak biraz yeniyiz sektörde. Değil mi? Ama yılların tecrübesiyle kurulduk diyoruz. Kesinlikle. Anlatalım mı? Yaklaşık 40 yıldır sektörde hizmet veren bir firmayız. Biz bir inşaat şirketiyiz aslında, bir aile şirketi. Bu aile şirketinin de yani 40 yıllık bir deneyimi var. Şirket kurucumuz inşaat mühendisi, ortakları makine mühendisi. Konularında, sektörlerinde deneyimliler. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon metrekare inşaat alanı üretmiş. 10 binlerce kişi istihdam etmiş. 10 binlerce konut, sanayi sitesi, spor salonları, stadyumlar üreten bir firmayız. Bu sektöre girmemizin sebebi alüminyumun geleceğin sektörü olduğunu düşünmemiz. Bizce çok açık, savunma sanayinde, inşaat sektöründe, havacılık sanayinde, otomotiv sektöründe kullanılan bir malzeme. İhracata ülkemize katkı sunacağını düşünüyorum. Potansiyel olan bir iş. Bu nedenle bu sektöre girmeye karar verdik. Dediğim gibi yani biz alüminyumda yeniyiz ama gerçekte 40 yıldır iş yapan bir firmayız. Ve birçok alüminyumcuyla çalışma fırsatımız oldu. Bir potansiyel, bir katma değer yaratmak istiyoruz. Süpersin. O kadar keyifli anlatıyorsun ki ikinci nesil olarak hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Değil mi? Burada siz de gene aynı şekilde inşaat mühendisi unvanınızla birlikte yönetici unvanınızı buluşturmuşsunuz. Bu da tabii ki farklı bir keyif yaratıyor konuklar için. Burada sizleri incelediğimiz zaman üretici firma olmanın birçok ayrıcalığını yansıttığını gözlemliyoruz. Gerek Türkiye'm gerek yurt dışı anlamında düşünüyorum. Evet. Burada firma anlamında Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alıyorsunuz ve oradan da Türkiye'ye mi yayılıyorsunuz anladığım kadarıyla? Türkiye'ye yayılıyoruz. Evet, Türkiye'ye yayılmayı hedefliyoruz. Malatya'yı seçmemizin sebeplerinden en büyüğü zaten Malatya firması olmamız, Malatya merkezi olmamız. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde inşaatlar yaptık, ürettik. Ama mümkün olduğunca şehrimizde kalmak istedik merkezi ofis olarak. Aynı zamanda çok ciddi teşviklerden de faydalandık. Devletin verdiği katma değer teşvikleri var bölgedeki yatırımcı için. Aynı zamanda bölgeye istihdam sağlamak istedik. Bu bizim için önemliydi. Önemli olan Malatya'da da bu işin yapılması. Ama buradan işte Malatya'dan dünyaya bir şeyleri üretip satmak, ülke geneline satmak ve Malatya'da marka haline getirmek hedeflerimizden biri. Süpersin. Burada gerçekten Malatya şu anda gelişme gösteren, çok çok güzel gelişmeler gösteren ender güzel illerimizden bir tanesi. Evet, evet. Düşünecek olursak, tabii ki burada 40 yılı düşünecek olursak bu katkıda bir parça da olsa size yansıyor galiba. Evet, evet. Bundan gurur duyuyoruz Türkiye olarak. Firmasal bazda da bunun bir ekip işi olduğu düşüncesiyle öncelikle tabii ki burada sizlere, sonrasında emeği geçen görünmeyen kahramanlara, çalışan kardeşlerimize mavi ve beyaz yaka olarak evet. Teşekkür ediyoruz. Emeklerine, güleklerine sağlık diyoruz.
Hedefler biraz evvel geldi ama biraz daha detaylandırmak isterim gelecek adına, dünya adına. Acaba ileriye yönelik neler düşünüyoruz yeni firma olarak, Bisel Alüminyum olarak yılların tecrübesiyle? Bizim şimdilik ilk hedefimiz bu işi gerçekten kaliteli, düzgün ve söz verdiğimiz şekilde yapmak. Müşterilerimize tedariğimizi onların talepleri doğrultusunda sağlamak. Bundan sonra kapasitemizi iki katına çıkarabilecek bir altyapıya sahibiz. Bütün fırınlarımızın, ocaklarımızın yedeklemelerini yaptık. Sürekli üretim için iyi bir planlamaya sahibiz. Bundan sonrası için de ikinci hedefimiz kapasiteyi iki katına çıkarmak. Bununla alakalı dediğim gibi altyapımız hazır. Bir sonraki hedefimiz de sektörde biraz daha ileriye gitmek. Alüminyumun sadece döküm, geri dönüşüm değil, üretim safhalarına da geçmeyi hedefliyoruz. Süpersiniz. Çünkü düşünecek olursak, hatta Türkiye değil, dünyayı düşünecek olursak, alüminyum her sene yeniden keşfediliyor sanki. Her Kesinlikle. Sene daha güzel bir özelliği ortaya çıkarak dünyayla buluşuyor. Bu anlamda teşekkür ediyoruz Bisel markasını yurt dışına taşıma çabalarınız için. Ve firma olarak da 40 yılın tecrübesini Bisel'de buluşturup kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak Türkiye'ye gerek öncelikle, sonrasında dünyaya alüminyumu tekrar tanıştırmak için demek daha doğru olacak galiba. Evet. Bu anlamda diliyoruz ki bu keyif nice nesiller boyu bizlerle olsun. Saygılar sunuyorum efendim. Saygı bizden. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Fuar TV izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nden, Alüminyum Fuarı'ndan Bisel Alüminyum'a teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.